Mucit YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere sadece 2 kaşık zeytinyağı kullanarak hazırlamış olduğum fırında kabak mücver tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Elimde 3 adet güzelce yıkamış olduğum orta büyüklükte kabaklarım var. Rendenin büyük tarafıyla kabaklarımı rendelemeye başlıyorum. Kabaklarımı soymadan bu işlemi yapıyorum. hızlı bir şekilde bütün kapakların bitinceye kadar aynı işlemi uyguluyorum. Kabaklarımı rendelemeyi bitirdim. Şimdi şöyle iki avucumun içerisini alarak Kabaklarımın suyunu sıkıyorum ve bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Evet şimdi hemen mücverimi yapmaya başlayacağım. Sıkmış olduğum kabakların üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum. Hemen üzerine 3 adet yumurta kırıyorum. Hazırlayacağımız bu mücver gerçekten çok ama çok güzel oluyor bunu hazırladığınız zaman kahvaltıda dahi tüketebilirsiniz çok da hafif bir lezzet diyetteki olan arkadaşlarım da kullanabilir gönül rahatlığıyla şimdi üzerine tuz karabiber ve pul biber ilavesini yapıyorum bunu tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz bir demet incecik doğramış olduğum dereotunu ekliyorum. 2 dolu yemek kaşığı un ve 1 dolu yemek kaşığı mısır unu kullanıyorum. Mısır ununu da kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca bir lezzet veriyor. 2 dal incecik doğramış olduğum taze soğanımı ekledim ve incecik doğramış olduğum maydanoz ve taze naneyi de ekledikten sonra hemen şöyle elimde bir parça peynirim var. Süzme peynir. Böyle ezdikten sonra süzme peynirimi de ilave ediyorum. Süzme peynir yerine lor peyniri de kullanabilirsiniz ama süzme peyniri gerçekten e, kabak mücverine çok yakıştırıyorum. E, bu tarifi bir kez denedikten sonra zaten favoriniz olacak, çok iddialıyım. İçerisindeki mısır unu ve süzme peynir ayrıca bir lezzet veriyor. Denediğiniz zaman sizler de fark edeceksiniz inşallah. Şimdi hazırlamış olduğum bu karışımı şöyle bir kaşık yardımıyla Homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırıyorum. videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakabilir ya da olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Tüm yorumlarınıza tek tek dönüyorum. Bakın bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir paket hamur kabartma tozu ekleyeceğim. Evet şimdi üzerine bir paket hamur kabartma tozu ilavesini yapıyorum. Bu aşamayı aman atlamayalım. Ee, daha güzel, lezzetli ve tam pişmiş bir mücver elde etmemiz için hamur kabartma tozunu da mutlaka kullanmamız gerekiyor. Bakın şöyle kabartma tozumu da güzelce karıştırıyorum. Şimdi size mücverimin yapısını da göstereceğim. Çünkü en çok merak edilen konulardan birisi kıvamının nasıl olduğu Şöyle hemen size bakın. Yakından kıvamını da göstermek istiyorum. İşte bu kadar olması kıvamın yeterlidir. Ne çok cıvık olacak ne de çok katı olacak. Şimdi hemen yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin üzerine bir kaşık yardımıyla şöyle alıp böyle yerleştirmeye başlıyorum. Kaşığımla da hafif bastırıyorum üzerlerine. Bu ölçüden toplam 22 tane kabak mücver elde ediyoruz. Dilerseniz bu karışımı hazırladıktan sonra kızartmasını da yapabilirsiniz. Ama daha sağlıklı ve az yağlı olsun diyorsanız bu şekilde çok güzel oluyor. Videomun sonunda sizlere de paylaşacağım inşallah. Evet, ben toplamda iki tepsi 22 adet kabak mücverimi fırınıma gönderiyorum. 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika sonra mücverim hazır olmuş olacak. Evet, benim kabak mücverim hazırlandı. Bakın bu şekilde gerçekten muhteşem oldu. Kızartma yapmayı asla istemeyeceksiniz bu tariften sonra. Bakın altı, üstü, içi, dışı çok ama çok güzel oldu ve muhteşem de bir kokusu var. Bakın bu şekilde Moci tane kanalında yine bir tarifin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.